Merhaba. Otobüsü OpenGL ile çalışacak duruma getirdik. Onunla ilgili kısa bir video çekimledim. Prag'dayım şu anda. Prag'dan Linz'e doğru. Linz artık nasıl okunuyorsa. Linz'e. Yani Türkçe buymuş. Linz'e'ye doğru bir yolculuk var. 246 kilometre gösteriyor. Tamamını gider miyim bilmiyorum. OpenGL'de kayıt alırken bayağı bir kastırıyor makine. O yüzden kısa kesebilirim. Hatta trafiği de kapattım. Kayıt ayarlarım DirectX'e göre olduğu için hiç değiştirmedim. Zaten bilgi vermek için çekiyorum. O yüzden herhalde çok problem olmaz. 100 FPS'le falan oynuyorum şu anda. Maksat zaten çok kaliteli bir video çekmekti. Şu anki amacım sadece konuyla ilgili bilgi vermek. OpenGL kullanan arkadaşlar otobüsü aldığı zaman neredeyse her yeri simsiyah görünüyor. Şu an bir de 1.38 beta'dayım. O yüzden de tabii biraz kasıyor. Gölgelerle ilgili falan değişiklik yaptılar. Bir şeyler var. İdare edeceğiz artık. Kısacası DirectX kullanamayan arkadaşlar, ekran kartı desteklemediği için DirectX kullanamayan arkadaşlar da artık otobüsü normal bir şekilde kullanabilirler. Aynı şeyi Isuzu için de yapacağım. Isuzu'da da yine böyle siyah görünen yerler varsa onlar da düzelecek. Onun dışında bayağıdır fırsatım olmuyor işten güçten. Koronavirüsten dolayı belli bir süre iş yapmayınca üst üste birikti işler. O yüzden bu ara yoğun geçiyor. Normal işlerimden dolayı yoğun geçtiği için sinyalle vermek şu sinyalin sesini biraz kısacağım. Beni güncellemede onu biraz kısayım. Çocuğu çok yüksek ayarlamışım onu. Yani kısaca durum bu. Uzun zamandır video atmadım zaten. Video atayım dedim artık. Hem bundan bahsedeyim hem de ufak tefek yeni düzenle ilgili bilgi vereyim dedim. Sitede yine çıktıya gideceğiz. Sitede derken sitenin görünen kullanımı ile ilgili değil aslında ama onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim gittiği zaman. Onu da bilgilendireceğim. Ama şu an kısaca bahsedeyim. Araçlara artık lisans dosyası koyacağım. Biliyorsunuz logoyu falan değiştirdik. Şöyle hatta tekrar göstereyim. Yeni logomuz zaten biliyorsunuz bu. Bu logoyu araçlarda görünen bir yere sabitleyeceğim artık. Mesela ne bileyim örnek veriyorum. Bu otobüs için şu klimanın yan tarafı olabilir. Takografın üstü, orada bir boşluk var veya sol taraf havalandırmanın üstü olabilir, bilmiyorum. Yani uygun bir yere koyacağım. Yani videolarda benim logom görünecek artık. Bu videolar için. Ayrıca bunu paylaşanlar için de tabii bir önlem. Lisans dosyasını yapma amacım da bu zaten. Şöyle olacak yeni sistem. Yeni versiyonla birlikte gelecek hem bu otobüs için hem Isuzu için hem de daha sonraki gelecek modlarda da böyle devam edecek. Artık otobüsü yine normal indireceksiniz aynı yerden. İndireceksiniz
indirmeler kısmından yine siteden indireceksiniz. Bir de siparişin içine girdiğiniz zaman indirme linklerinden ayrı olarak en üstte lisans dosyasını indir gibi bir link koyacağım. Lisans dosyası herkesin kendine özel olacak. Yani herhangi birisi onu paylaştığı zaman hesabını silmekle kalmayacağım. Logomuz artık markamız tescillendiği için yasal yollara da başvurabileceğiz artık. Kimse şey diye düşünmesin, hani nereden bulacak beni, sahte isimle alırım falan gibi düşünmesin. Modu indirdiğiniz IP adresine kadar her şey kayıt altına alınıyor zaten. Belki bilmeyenler vardır. Sistemden modu indiren herkesin indirmeyi yaptığı IP adresler tutuluyor. Sahte IP falan kullanılabilir ama iş yasal yollara döküldükten sonra biliyorsunuz ki onu da takip edebiliyorlar. O yüzden biraz sert olacak ama şu aşamadan sonra götü yiyen, ben adamım diyen modu paylaşır. Biliyorsunuz bununla ilgili bayağı sıkıntı yaşadık. O yüzden de böyle önlem alma ihtiyacı hissettik. O benden çok modu satın alanların haklarını korumak amaçlı yapılmış bir şey. Çünkü siz bir ücret ödeyip modu satın alıyorsunuz ama başka bir yavşak geliyor, yine para verip satın alıyor ama o satın aldığı modu başkalarıyla paylaşıyor. Dolayısıyla sizin verdiğiniz ücreti ne denir ona? Yani sizin hakkınıza gitmiş oluyor kısacası. Tamam, benim illaki zararım oluyor bu konuda, modumu satamıyorum falan ama o benim asıl takıldığım konu alan kişilerin hakkının yanması. O yüzden bundan sonra sistem böyle işleyecek. Kendine güvenen bundan sonra paylaşır modları. Diğer yönünde hesaplaşırız. Yani modu paylaşıp belki satamadığım için beni zarara uğratır ama tazminat olarak alırız o zarara uğrattığı miktarı, sorun değil. Fmod'la ilgili de hala bir gelişme yok, onu da söyleyeyim. 1.38 versiyonunda Fmod'un 2.0 versiyonuna geçiliyor. Yani SCS daha doğrusu Fmod'un yeni versiyonuna geçiş yapıyor. Ama henüz hala bir paylaşım yapmadılar bizde. Hala elimizde parametreler yok. Oyuna yenilik getireceğiz diye uğraşıyorlar ama mod konusunda, yani oyun kendi açılarından tamam haklı olabilirler. Çünkü daha oyunun orijinal araçlarını bile F-Mod'a adapte etme işini doğru düzgün bitiremediler biliyorsunuz. Ki yani mod yapan insanlara da bunları istedikleri zaman paylaşırlar. Kimse niye paylaşmıyorsunuz da diyemez, öyle bir hakkımız yok tabii ki. Ama sonuç olarak da bunu bekliyoruz, modların seslerini daha düzgün yapabilmek adına. Yani bu otobüsü alan birçok kişi belki ventil sesi için almıştır ama şu anda ventil sesi aktif biliyorsunuz ama hassasiyet ayarını yapamıyor. Dolayısıyla ne kadar sallanınca otobüs, ne kadar ventil sesi çıkacak bunu ayarlayamıyorum.
Belki o parametreler paylaşıldıktan sonra eskisinden de iyi olacak. Onda pek bir şüphem yok. Çünkü eski sistemde bunları ayarlamak daha zor olduğu halde güzel bir ayar yapmıştık ona. Modla birlikte tabii ki daha güzel olacak ama bekliyoruz hala beklemediği zamanı. Umarım daha iyi olur. Bu ara millet ETS'yi de biraz saldı gibi aslında. Yine oynayanlar tabii ki var da. Sanıyorum bu modlarla alakalı bu sıkıntılardan insanların keyfi kaçmış gibi geliyor bana. Tekrar hatırlatayım, şu an OpenGL'de oynadığım için FPS falan da düşük, trafiği falan da kapattım o yüzden. Görüntü de yani OpenGL'le uygun bir mod falan yok. Reshade de aktif değil, oyunun orijinal görüntüsü bu. O yüzden normal videolarımdan biraz farklı şu anda görüntü, fark etmişsiniz. Standart çektiğim videolarda kullandığım görüntüyle bu aynı değil tabii ki. Durum böyle. Başka ne var? Canlı yayın yapmayı düşünüyorum ama Twitch'e geçmeyi düşünüyorum. Twitch kanalım zaten var. Hatta 5 tane takipçim var. İlk başta Twitch'te yayın yapmıştım, öyle bir 5 takipçi gelmişti. Onun dışında takipçim yok. Yani yayın yapmadığımız için yok biraz da. Yani yayın yapsak herhalde gelirsiniz diye tahmin ediyorum. Videolar veya canlı yayınlar konusunda farklı şeyler düşünüyorum. Yani ETS'ye bağlı kalmayacağım. Benim kanal zaten açtığımdan itibaren aslında ETS ile alakalı bir kanal olarak açmamıştım. Ama doğal olarak mod yaptığımız için ağırlık verdik ve ETS 2 kanalı gibi, ATS kanalı gibi oldu. Ama farklı oyunlardan farklı videolar yayınlamayı düşünüyorum. Canlı yayınlarda farklı farklı oyunlar oynamayı düşünüyorum. Onun da buradan bilgisini vereyim. Twitch ile ilgili ayarlarımı bitirip kendim de yayın yapacak vakti bulduğum zaman Twitch üzerinden yayınlara başlayacağız. Orada da adresimiz aynı. twitch.tv/deadbeat. Yayınlara başlamadan şimdiden abone de olabilirsiniz, yani takip edebilirsiniz. Bundan sonra YouTube'da canlı yayın yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Canlı yayınlarda da nasıl ilerleyeceğim, onu da şu anda karar vermiş değilim. Yani oyun oynayabiliriz, farklı farklı oyunlar belki oynarız veya sadece muhabbet için kullanırız, bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, yani ETS'ye bağlı kalmayacağım Twitch'te. Ben normalde modla uğraşmadığım zaman ETS oynamıyorum açıkçası. Çünkü modla uğraşırken yeterince oynuyorum. Yani PUBG Mobile falan oynuyorum. PUBG'nin Steam versiyonunu da oynuyordum bir ara ama onu beceremediğim için pek takılmıyorum. Genelde mobilde oynuyoruz. Emülatörle. Öyle yani. Kendim oynamak istediğim farklı oyunlar var. Bir türlü fırsat bulamıyorum. En azından canlı yayınlar, onları değerlendirmiş. Ne bileyim, bir Cooking Simulator var mesela. Çok güzel bir oyun.
yemek yapıyorsun falan. Biz beğenmeyebilir tabii. Değişik bir oyun. Onu oynamak istiyorum aslında. Yine böyle farklı farklı bir sürü oyun var. Ama şimdi bu oyunlar da basit böyle ama eğlenceli. Bu tarz oyunlar falan da var. Durumlar böyle. Uzun zamandır görüşmediğimiz için böyle bir bilgilendirme yapıyorum. Yani şeyin yanında, yani OpenGL ile ilgili gelişmenin yanında daha çok diğer şeylerden bahsetmiş oldum. Şuraya geri geleyim ben. Buraya vermiştim ben. Nasıl? Arada Apagar modu da muhtemelen 1.38 ile birlikte satışa çıkaracağım. Şu an zaten mevcut olan sürümü 1.37 ile oynayabiliyorsunuz galiba. Otobüs sahip olanlar için konuşuyorum şu an. 1.37 için olan sürüm satışta değil. Sadece otobüse sahip olanlar indirip oynayabiliyor. 1.38'de onu da güzel bir şekilde oynatmaya başlayacağız. Evet. Şimdi bu kadar. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.